bulduk. Sesim... Aynen, teşekkürler. Kahve falı baktırmak isteyen var mı? Çok iyi ya. İşte Faladdin bu yüzden bu noktada abi. Arkadaşlar nasıl oldu da ben bir fal sitesi yahut da bir yapay zeka fal aplikasyonu buldum ve karşınızda bunu anlatıyorum. Biraz onun hikayesini anlatacağım. Ben 2004 Bilkent mezunuyum, işletme. Ondan sonra Ernst & Young'ın Dubai ofisinde business consulting'de çalışmaya başladım. Ve böyle kaşınıyorum artık. Ya ben girişimci olmak istiyorum, dünyayı gezmek istiyorum. İşte motosikletle Moğolistan'a, efendim işte kızak çeken köpeklerle Grönland'da falan gezmek istiyorum. Ve hep bunların hayali içerisindeyim, tamam mı? Ve bunu nasıl yapabilirsin? Bunun için öncelikle kendi özgürlüğünü satın alıyor olman lazım. Ben bunların hayalindeyim ama ne yapacağımı bilmiyorum. Bu arada benim Singapur ofise transferim kesinleşti. Veda yemeğindeyiz. Türk lokantasına gittik. Bilin bakalım ne oldu? Herkes Türk kahvesi içti ve kapattı. Ve dediler ki Sertac'cığım sen artık Dubai'den gidiyorsun. Ya annen Binnaz Hanım çok güzel fal bakıyordu, ne olacak? Dedim ki ya çok güzel. Baba WhatsApp'tan çek fotoğrafı. Anneme gönderelim. Sene 2010. Aa nasıl olur ya, WhatsApp'tan fal mı olur? Olmaz ha ha derken çektik gönderdik. Ben anneme yazdım masanın altından. Dedim ki anneciğim işte ya bukete bir fal bakar mısın? Aa çok güzel, annem yazdı gönderdi. Kız da aa tuttu. Wow süper bir fikir. Baba para verir misin buna? Ya veririm 3-5. Zart bende ampul. Lan dedim işte falcılar olur, herkesin işte fiyatı belli olur, bir para sayma makinesi falan filan. Ama Singapur'a gittim. Hemen de zart diye olmadı. Singapur'dayız, yardırıyorum ben, çalışıyorum. Ernst & Young'dayım baba. Sabah 7, akşam 10. Deliler gibi yardırıyoruz. Bir gün balkonda oturmuşum. Ben başladım ağlamaya. Annem de yanımda. Oğlum dedi ne oluyor ya filan. Ben dedim bu hayatı istemiyorum. Beni ofise kapatamazsınız. Bunun parayla pulla alakası yok. Ben özgür olmak istiyorum falan deyip neredeyse balkondan aşağı atlarken dedim ki aa ulan bir fal fikri vardı. Bunu mu yapsak? Anne fal bakar mısın internetten? Tamam dedi sen varsan varız bu işin içinde. Biz bir tane web sitesi yaptık. Süper kötü. Bir tane form var. Kahve falının fotoğrafını çekiyorsun. Annemin e-mailine gidiyor. Ücret alma, PayPal falan hiçbir şey yok. Annem de yazık. Bütün gün bilgisayar başında fal bakar halde. Yani ben dedi bütün gün fal bakıyorum. Garip bir şey oldu bu, ne yapacağım? Ücretli mi olsun? Ücretli olsun. Ne kadar? 10 lira. Çok iyi. Sıfır abi. Hiç gelmiyor. Bütün arkadaşlarım dedi, la biz sana dediydik. Aptal mısın? Fal sitesi mi yapacaksın? Memiş mi olacaksın? Falan filan. Derken bir tane fal geldi. Biz inanılmaz sevindik. Singapur'dan Türkiye'yi annemle Skype üzerinden şampanya patlatıyoruz. Falı gönderen kimmiş? Dayım. Şaka maka ulan 1, 2, 3, 4 fal geliyor. 10 fal geldi arkadaşlar. 10 çarpı 10, 100. Bir ayda 3000 lira lan ciro yap, olaya bak para kız. Derken sene oldu 2012. Ben hala EY'da çalışıyorum ve böyle artık patlama noktasındayım. Nasıl istifa ederim falan diye düşünürken bir baktım. Break even yapıyoruz. Yani Faladdin'den kazandığım işte kendime ödediğim bir maaş var. Onunla benim maaşım yani Ernst & Young'daki eşit. Bastım istifayı. 1 Haziran 2012 ben dünya turuna başladım. O biraz önce bahsettiğim baba Gobi çölünde mi ararsın? Grönland'da donmuş göllerin üstünde mi ararsın? Bir sürü böyle gez, toz, takıl bilmem ne. 5 sene geçti. Binnaz abla 500 yorumcu oldu. App Store'da en çok ciro yapan app oldu. Neyse velhasıl kelam dedik ya çok iyi gidiyor, harika, uçtuk falan. O içimdeki o girişimci şey tırmalıyor. Şimdi diyorsun ki 500 yorumcu, 5000 yorumcu olur mu? Olur da zor. Ya dedik ki biz bunu bir yapay zekaya çevirebilir miyiz? Bir yapay zeka fal bakabilir mi? Yorumcularla bir araya geldik. Dedik ki hocam sen neye göre fal bakıyorsun ya? Dedik ki Sertac Bey gönderilen fotoğrafa bakıyoruz. Arkada KPSS kitabı görünüyor. Diyor ki sen sınav, aa nereden bildin? Ne demeye çalışıyorum? Bu bir data toplama işi bir taraftan da. App Store'a koyduk, sıfır reklam. Duyanların %99'u WhatsApp grubundan duymuş. Diğer fal uygulamalarını silip Faladdin'e yüklediler ve diyorlar ki biliyor. Abi bu bir havuz. Arka planda o havuza giren falcı grubu var, tamam mı? Çok devasa bir ekip, editoryal ekip. Ama bunun o kişiye gönderileceğini yapay zeka karar veriyor onun datasına bakarak. Günde 1 milyon fal bakılıyor. Böyle bir şey var mı ya? İnanılmaz bir şey bu. Biz dedik ki ulan Türkiye test.
biz bunu global dünyaya açalım. Amerikalı kahve falan bakmıyor. Kahve içmiyorlar çünkü. İşte Amerikalı'ya medyumluk diye satalım. Koreli'ye el falı bakalım. Bakalım mı bunu bir unicorn haline getirebiliyor muyuz? Mevzu bu. Neyse velhasıl kelam. Diyoruz ki bizim vizyonumuz arkadaşlar bundan 5 sene sonra Faladdin bu kadar gelişmiş olsun. Biz bunu Türkiye'nin görmüş olabileceği en yüksek değerlemelerle satalım. Ondan sonra hikaye başlıyor. Geleceğiz. Türkiye'nin teknolojik vizyonunu değiştireceğiz. Bak bu role ben, takımdaki arkadaşlarım talibiz. Devir, bence girişimcilik, teknoloji ve düşünsel liderlik dönemidir. Ben kendi adıma böyle bir yolculuk içerisindeyim. Ve bu yolculukta benim başıma gelen hadiseleri beşe ayırıyorum genel olarak. Ve diyorum ki arkadaşlar, bir, kendinizi tanıyın. Ben neyim, niye geldim bu dünyaya? İki, lütfen büyük hayaller kuralım. Daha büyük. Bak manyak manyak şeyler söylüyorum değil mi? Yani o kadar da yok. E tamam, daha büyüğünü kuralım. Belki küçüğü olur. Büyük hayaller. Üç. Hedef koyalım. Hedef. Böyle çünkü ya işte UFO yapıp uçacağız. Tamam da hedef ne baba? Ya ilk adım ne? Hadi mühendisleri mi topladın? Bir hangar mı tuttun? Bir şey mi yaptın? Adımlar. Ve hiç bitmeyecek hedefler koymak lazım. Dört. İt gibi çalışmak gerekiyor. İt. Abi çalışacaksın ya. Ben bu Binnaz ablayı böyle tatlı tatlı anlatıyorum. İşte bir taraftan Örstein'de çalışıyorum, bir taraftan böyle bir yazılım yaptık filan diyorum ama ben sabah 7, akşam 8 zaten Örstein Young'da ofisteyim ya. Ondan sonra eve geliyorum. Gece saat 3, 4, bazı geceler 5. Günde 20 saat çalıştım ya, 20. Çalışmanız lazım. 5, pozitif düşünmeniz lazım bir de. Ya olmaz ki. Lan parayla fal mı baktırılır? Çevrenizde her zaman size bunu söyleyecek negatifçiler olacak. İnanmayın. Onlardan bir tanesi de siz olmayın. Dolayısıyla arkadaşlar, kendimizi tanıyalım, çok büyük hayaller kuralım, hedef koyalım, çok çalışalım ve biraz da pozitif olalım. Hayat daha güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.